Galatasaray-Gaziantep maçında e, Galatasaray'ın baskısı konuk Gaziantep'in golü var. Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 önde. Trabzonspor-Kasımpaşa maçında da ev sahibi Trabzonspor e, Enis Destan'ın golüyle ona açılın yokluğunda gol yükünü o üstlendi. 1-0 önde e, İstanbul'da da Arda e, golü kaydetti ağırlıklı olarak biz hep e, zirvedeki takımın maçını Galatasaray'ın maçını takip ettik. E, aynı saatte olunca tabii zor. E, gözler ferfecir okuyor böyle hocam. E, Galatasaray hani e, tahmin edildiği üzere sürekli topu ayağında tutup oyunu rakip yarı alana yıkan bir görüntüde. iki tane direkten dönen topu var. iki tane çok önemli pozisyonu var. E, onun dışında Antep takımının golü var. Onların da iki tane çok önemli pozisyonu var. Yani bu kadar e, Antep yarı sahasının yarısında oynanan maçta enteresan bir durum bu. Sence de öyle değil mi? Yalnız Antep Fenerbahçe maçında daha az çıktı. Bu maçta daha fazla çıkıyor. Evet. Doğru. Daha şeyi yakalıyor Galatasaray'ın arka tarafında. Galatasaray bir şeyle torerya oynuyor araya ileriye diğerleri pek oynamıyorlar. Yandan ortalar geldi ama Icardi'nin yanına ikinci adam giremedi ilk başlarda bir yarım saat filan. Golü yedikten sonra Galatasaray Icardi'nin yanına adam sokmaya başladı. Ama tabii 1-0 e, girmesi Galatasaray için kötü. Şimdi bir 15 dakikada artık şek şekil belli olacak. Adamların çabuk adamları var ileride. Çok enteresan pozisyonlara girebilirler. Evet. Mesela bir iki pozisyon var sekti. Son zaman falan tek tek. son pas mesela, hatalarını Şey Yani öyle değil mi? İstanbul'da oynuyorsun mesela birinde şey geldi kaleci geldi Galatasaray bu sene evet. geldi. Diğer ikisinde yani stoper tesadüfen ayağına vurdu top durdu. O top, top. geçse şey toplar onlar pis toplar yani salla parti top deriz. Evet. Arkaya gidecek Şimdi pozisyonu var. 5 artıda. Ee, yine e, Draguş mesela çok topuk, topukla şöyle bir arkasından topu göndermeye çalıştı. Muslera çok iyi. Son anda bir refleksle yattı bloke etti. O da ciddi pozisyondu. Ee, yani Abdülkerim'in yokluğunda biraz savunma şey veriyor hocam. SOS veriyor. Bir de Berkan solda sanki hiç olmamış. Hocam hem yapanstı. Hem de Abdülkerim duran toplarda çok etkili adam bu Galatasaray'da. Ya hava topuna gittiği zaman çok etkili adam. Öyle kolay kolay baş edemiyorsun Abdülkerim'le tabii, tabii. Onun için ha galip gene çıkar mı çıkar ama Aynı bir, bir şey golü çok... bulması lazım. Şu var, e, Antep'te tabii iki golü bulamazsa o da zor çıkar. Tek golle Hocam, çıkmak çok zor. tek golle çıkmak çok, çok zor. Olur mu? Futbolda var. İşte olur, olur ama. geçenlerde Samsun, Fenerbahçe Samsun maçında oldu ama hani gerçekten onca şut, bilmem ne pozisyon vesairenin içinde çok zor bir şey de oldu. Burada bilemiyorum olabilir mi? Dediğin gibi iki gol puan çıkartmak için gerekiyor büyük Bak, Dikkat karşı. Et. Fener'de de vardı, Galatasaray'da da var. Böyle rahat top gezdirip Kombine ucum yapıp aldı verdi filan. O pozisyonlar yok. Ne Galatasaray'da var ne Fener'de var. O zaman zaman saman elbi gibi dilleri Vücut Dilleri de değişmiş hocam. Tabii. Bir i̇ki var. Tarafı da, iki tarafta o baskıyı da... görüyorsun iki tarafta da. İki tarafta da tedirginlik var. var. Yani. Vücut dilleri o ilk yerdeki <laughs> rahatlıkta değil. Yani ilk yer, <laughs> nasıl olsa yaparım. Birbirine, İnceleri vardı. Birbirine bakarak gerilmişler biraz. Evet. evet hocam. Bir de şu var tabii alt tarafta yangın yer ama hocam. Ne yani yandı kimse yandı yani. kimseye acımaz artık adam kaçınca. Ne yangın? Baksana. Yandı. O, 17. canım. 17. yani. Yani gitti gider sonra sıkıntı 23 puan da hocam. Gitti gidiyor kom. Yani şey 1-2-3. E düşün İstanbul Spor'un oynadığı sporundaki... maçı düşün. Yani iyi ama ya aşağıdan yani ilk başta öyle değildi. İlk bir on maç falan çok sallanıyorlardı. İkisi de patır götür götürüyorlar. Devre arasının ardından biz hep söyledik ilk yarıda da. ikinci yarıda işler daha sıkılaşacak, daha ciddileşecek. Hatta dedik işte benzetmeyle klasik benzetme puan aslanın ağzından midesine iniyor. Artık e, çok daha can derdinde çünkü alttaki takımlar. Düştün mü çıkışın kolay olmuyor. Onun için iyi ya böyle olması lazım ama. Mutlaka. Bir hücum şeylerini görebilir miyiz? Onu atladık galiba Özgürcüm. hücum e, rakamlarını iki takımın hemen bir hücum rakamlarına bakarsak bir oradan bir e, görelim. Özgür duyuyor musun beni? Hücum rakamlarını bir bakalım. 8 denemesi var. Galatasarayın ikisi isabetli. Baksana Gaziantep'in üç isabetli şutu var. Ya yani Muslera'nın iki çok net kurtarışı var hocam. Ama Galatasaray takımı e, 27 kez girmiş rakip ceza sahasına. Orada oynuyor. Evet. Antep 5 kez girmiş. Yani işte e, 27 kez girince de çok kalabalık hocam. Çok kalabalık. Hem kalabalık yani... hocam bir de bir şey var. Icardi'nin ee... yanına kimse giremedi. Heh onu diyecektim. Çok ya Icardi'nin yanına giremedi. Icardi, Icardi çok tek kaldı. Ve Icardi'ye şişiriyorlar. Emcil Oboca, Ertuğrul um karşılıyor topu. karşılıyorlar. Icardi'ye de iki top geldi ama evet. o da tam vuramadı. Yani Icardi'nin yanına adam sokması lazım Galatasaray'ın. Sokacak ama mecburi sokacak. Tabii, yani Başka 50 bir dakikadan sonra zaten çift forvet ediyorlar. 60'dan sonra falan e, sokmaya mecbur. Işte, tabii ondan sonra da arka tarafa dikkat edeceksin hocam. Doğru. Zahaz, Zaha, Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu bunlar bir kısmını belki ikinci önün hemen başında bir kısmını 60'larda sahaya sürecektir o Hoca ama dediğin bir şey doğru Gaziantep takımı mesela Fenerbahçe maçında daha böyle otobüs çekmiş gibi oynamıştı evet. çıkamadı bu maçta çıkıyorlar. çıkıyorlar ya baktılar ki durum sıkıntılı o zaman biraz daha yukarıdaydı Antep şimdi herkes birbirine yaklaştı hocam burada Hocam çıkacaksın ya yani Korkunun doğru, ecele doğru, faydası, faydası yok abi at iki Galatasaray pariclesin yani onu öyle düşüneceksin sarı kartla sarı kartlı oyuncular var özellikle Gaziantep'te bir indirebilirsek şeyi kadro dizilimini onu da verelim sarı kartlı oyuncular var üç tane Antep'te bir tane Galatasaray'da evet. herhalde bu ikinci sarı kart anlamında bir tehlike barındırıyor özellikle Antep için. Çünkü savunmada olan evet. e, savunan ve biraz daha tatlı sert oynayan takım Antep. Teknik adamların becerisi ikinci yarıya damga vuracak o gözüküyor yani. Değil mi? Teknik adamın işi bundan sonra hocam. Doğru söylüyorsun hocam. Teknik adam bir şeyler yapacak yapacak yapacak. Futbolcu yaparsa o zaman diyeceğiz kardeşim teknik Hakim adam yapacağını yapacak. Hakkın için zorlaşır mı yaptın. ikinci yarı? Zorlaşır. Değil mi? Bu dipaz zorlaşır hocam. Bir sıfır İstanbul baskı zorlaşır. Arda Ama dikkat ettin mi hala taşlar 10 metre 15 metre ileride ya atılıyor. Ya. Biz hala. birkaç doğru uygulamayı hatta şey de yaptık. Tebrik de ettik. Ee, doğru uygulamalar oldu. Atıyla At olan geçenlerde bir iki e, doğru uygulama yaptı. Yine bir iki hakemden daha geldi. Dünkü Cihan Aydın'ı da biz de beğenmiştik. Beğenenler bayağı var hocam. Hı. Genç. Gençler olsun hocam ya. Olsun, Gençler tabii. olsun. Onlar hata yaparak tecrübe kazansın. İzledik. Hiç kimse laf etmez. Tabii. İzledik. Hiç kimse laf etmez. Bak hepimiz de beğendik. Ee, o ufak tefek şeyler artık herkes olacak. Hepimizin tonla hatası olacak. Birkaç tane daha da iyisi var diyorlar. Öyle mi? Evet. E gelsin hocam işte ya. Ne güzel. Hani papazlardan gelsin. papazlardan sıra bulurlarsa gelirler. Gelsin hocam gelsin. E, onlar... İşte ancak o şekilde biraz toparlanabileceğiz. Öte yanda Trabzon 1-0 önde Kasımpaşa karşısında. Enes Tesla'nın 20. dakikada attığı golle. Orada da Trabzon işte bu hafta Beşiktaş maçı var. İstanbul'a geliyor. Onlar da bayağı sallandı. Onlar için de kritik maç. Çok bakamadık ama bakalım. Oradan da şöyle bir üzerinden Orada geçeceğiz. Orada da eski antrenörleri şey yapmaya başlamış. Mektup göndermeye. <laughs> Hocam, öyle. Yani yani, ben işte. gelirsem daha iyi olur demeye başlamış. Gal Galatas'ı şeyin, Galatasaray'ın e ıssık hattına bak hocam. Tam ıssık bak dedim kaldırdı Özgür. Özgür bugün ne desek dersini yapıyor Özgür <laughs> bize. Özgür üzerimize oynuyor hocam bugün. Hı -hı. Şeyde e yarı saha Gaziantep yarı sahası gibi baksana. Diğer tarafta oynamış bütünüyle maçı. Antep Antep yalnız işte bak. Galatasaray savunmasının sol tarafını yani Berkan'ın tarafını kullandı bayağı. Lazar 3 evet. falan oradan geldi. Tehlikeli de geldi. Galatasaray bütünüyle oyunu rakip yarı alana yıkmış durumda. Biz yavaş yavaş sözü toparlayalım. E, ağırlıklı olarak Galatasaray Gaziantep maçı olmakla birlikte Trabzonspor Kasımpaşa maçını da tartışmalı pozisyonları da Scoreboard'un ardından 90 artı 1'de konuşacağız efendim. Aspor'dan ayrılmayın.